Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere elektrik üreten motorla alakalı bir el feneri yapımını göstereceğiz. Kartlar kullandık ve burada devreyi ve lambayı kumanda eden kartı kullandık. Altına da bir tane şarj edilebilir pil koyduk. Yani daha sonra şarjlı pille kullanabilirim diye. Bir tane anahtar kullandık buraya. Bu da elektriği üreten dinamodur. Biz buna dikiş makinemizin kolunu söktük. Onu monte ettik. Buraya bir aparat yardımıyla. Dikiş makinemizin kolunu söktüğümüz için buraya onun montajını yaptık. Ve çevirme esnasında dinamo elektrik üretecek. Elektrik üretirken karttan pili şarj edecek. Hem çevirme esnasında lambayı yakabilirsiniz. Hem de aynı zamanda kumanda kartının altındaki pili şarj edebilirsiniz. Şimdi onu gösterelim arkadaşlar sizlere. Şunları sökelim bakalım şuradan. Şu an gördüğünüz gibi çevireceğiz. Şarj ediyoruz şu anda. Şarj ettik. Evet. Gördüğünüz gibi ışığımız yanıyor. Evet arkadaşlar, şu anda dinamomuz çevirme koluyla çevireceğiz. Buraya bir aparat yapmıştık. Elektrik üreten dinamomuzu çeviriyoruz. Şu anda çevirdik. Evet, çevirdik. Şu an basıyoruz. Gördüğünüz gibi pilimiz şarj oldu. Mesela şu anda çevirirsek daha güçlü yanar. Bakın, şu an çevirmeyi kapattık. Zaten göreceksiniz. Çevirme alanında daha güçlü yanıyor. Şu anda azalttık. Şu anda çevirme esnasında devre kartı pili şarj ettiği için pilin şarj olma süresini artık lamba ile birlikte yakacak. Devre kartında şurada bunun altında bir tane entegre var. Entegre yardımıyla lambayı 3 kademede yakıyor. Şu an kısa kademe. Şu an SOS sinyal kanalı. Sinyal ışıklandırması şu an durdu. Uzun hüzme, kısa hüzme ve yanıp sönen bir hüzme şu an kapandı. Biz buradan iki tane kablo çıkarttık. Bununla aynı zamanda telefonunuzu da şarj edebilirsiniz. Buraya micro SD'nin kablosunu bağlayarak veya Android veya Apple'ın bir tane kablosunu söküp buraya bağlayarak da çevirmesi, çünkü pil şarj olduğu için bir 10-15 dakika acil bir şarjınızı yapabilir. 400 mAh'lı pil var bunun içerisinde. Çünkü ne kadar çevirirseniz çevirin 1 dakika veya 2 dakika şarj edebilir. Sürekli yanmasını istiyorsanız arada bir şarj etmeniz lazım. Mesela şu anda biz çeviriyoruz. Şu an biz çeviriyoruz. Çevirme esnasında atıyorum mesela 5 dakika çevirdiniz. Pil şarj oldu. Pil şarj olduktan sonra da 2,5 dakika veya 3 dakika veya 5 dakika gibi yanabilir. Yani ne kadar çok çevirirsiniz o kadar enerji tüketebilirsiniz. Yani o kadar zamanlık bir enerjiniz hazır olmuş olur. Şu an kısa hüzmesi. Şu an yanıp sönen bir hüzmesi. Şu an kapandı. Şu an mesela biraz çevirelim. Evet. Çevirdik. Çevirme esnasında dinamomuz elektrik üretti. Elektrik üretirken devre kartımızın altındaki şarjlı pilimiz, şurada gördüğünüz şarjlı pilimiz bir miktar doldu. Bir miktar dolduktan sonra şimdi biz bastığımız zaman, evet, gördüğünüz gibi elektrik üretiyor. Elektrik ürettikten sonra da ışıklandırma yapabiliyorsunuz, aydınlatma yapabiliyorsunuz. Yani bunu, bizim buradaki amacımız sürekli çevirerek elektrik üretmek değildi. Yani çevirdik. Çevirdikten sonra da elektriğimizi depolayalım. Elektriği depoladıktan sonra da ışığımızın yakılmasıydı. Amacımız oydu. Şu anda projemizi başardık arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. İnşallah sizler de yaparsınız. Başarılar. Teşekkür ederim.